Ben bugün videoya çıkacağımı tamamen unutup çok çirkin giyindim. Şeyde değildim yani. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer Can Güldal. Ben de Can Türkdoğan. Punisher isimli televizyon Netflix dizisi ikinci sezon spoilerlı inceleme işte karşınızda. Aynen öyle. Dana gibi spoiler olacak. Ama ben önce kameranın şeyini çevireyim. Yine aynı. Şimdi arkadaşlar, biz biliyorsunuz ki Geek Yapar kurulduğundan, yani Geek Yapar YouTube açıldığından, kurulduğundan beri her zaman içimizden geleni söyledik. Bundan dolayı kahraman ilan edildiğimiz de oldu. Bundan dolayı kötü adam ilan edildiğimiz de söz konusu. Pis şişko da dendi. Akılsız, beyinsiz ayılar falan da dendi. Öküz bir boktan anlamaz, geri zekalı, hayvan oğlu hayvan, ananı bilmem ne yapayım falan bile dendi. Tabii. Ama çok güzel şeyler de söylendi. Fakat bugün affınızı sığınıyoruz. Niye sığınıyoruz ya aflara? Çünkü Punisher'ı birazcık kötüleyeceğiz ve ağzımıza sıçacaklar. Çünkü Punisher inanılmaz seviliyor. Evet, doğru diyorsun. Yani Aquaman'de bile gene tamam, hani destekleyenlerin sayısı diğerlerinden daha çoktu ama bir sürü insan gelip adi pisişkolar falan dedi. Şimdi Punisher'a iki tane laf çakarsak anında defterden silineceğiz. Doğru diyorsun. Ne bok yiyeceğiz bilmiyorum ben. Dürüst olacağız abi, ne düşünüyorsak onu söyleyeceğiz yani. Tamam, sevdiğimiz güzel yerlerinden başlayalım. Tamamdır. Mesela nesi güzel Punisher'ın? İkinci sezonunu veya buyurun genel olarak canım. Aksiyon sahnelerini bence genişletmişler. Daha güzel olmuş bu sezon. Okey. Yani bu arada ben ikinci sezonu daha çok beğendim ilk sezona nazaran. Benim aşağı yukarı aynı ama ben de daha çok sevmiş olabilirim aslında. Çünkü düşünmemiştim bu soracağımı. Okey. Yani hani iyi bir step up o demiş. Yani prodüksiyona falan filan yatırılan para kesinlikle artmış. Özellikle araba kovalamacalı vesaireli sahneler çok güzel. Sezon çok güçlü, dinamik başlıyor. Evet. Çok güçlü gidiyor. Ama keşke 8 bölüm olsaymış. Biraz uzuyor diyorsun. Ama evet, önce, çok yani. 4 bölüm kadar uzuyor bence. Okay. Önce pozitif taraflardan başlıyorduk. Lütfen kendine hakim ol. Oluyorum. Lütfen kendine savcı ol. Savcı oluyorum. Frank'in gelişimini artık bir süre sonra ben bu abiciliğini kabul etmesini falan çok beğendim. Güzel tercihler olmuş. Yani zaten Bernhard çok muhteşem bir Bernhard konuşuyor. Bernhard bence muhteşem. Gerçekten çok çok iyi oynuyor ve çok güzel yakıştı. Gerçekten şu Netflix sizleri biliyorsunuz iptal oldu hepsi toptan. Bu Punisher'ın son sezonuydu mesela. Hani bir büyük bir değişiklik olmazsa ki olmaz bu saatten sonra. Yani bu tarz kararların geriye alındığını pek görmedik bugüne kadar sinema, televizyon şey tarihinde. Ama ben hem Charlie Cox'un hem de Bernthal'ın emekli edilmesine çok üzülüyorum. Kendilerini böyle MCU'da falan göremeden veda etmeye çok içerliyorum. İçimiz keşke görseydik oluyor. Yani Joe Bernthal valla muhteşem iş çıkardı. Burada kendisini alkışlayalım. Ben oturarak alkışladım. İğrenç artık göbeğini bütün cümle alem. Kafanda değil miydi kadraj? Neyse. Evet, buyurun başka. Ben bir de şeyi çok övmek istiyorum abi. Bu sezonun zaten iki villain'ı vardı. Okay. İkili böyle bir hikaye işlemişler. Kimi yerlerde birbirine geçiyor bu hikaye falan filan. Bu artık Netflix'in signature hareketi oldu ama genelde şey yapıyorlardı. Birini önceden öldürüp sonra biriyle devam etme falan filan gibi Luke Cage'in ilk sezonu işte. Doğru, doğru. Hikayeler vardı. Bunda sona kadar gittik yani. Ki zaten biri artık zaten bunu spoilerlı olduğunu söylemiştik. Hak verdiğimiz, kendi işte çocuklarını korumak için birazcık öyle. Ne olduğu belli olmayan Pilgrim. Kendi adına konuşuyor. Ben hak falan vermiyorum. Manyan tek herif. Allah Allah. Abi o herif çok iyi oynamış. Ha, o ayrı. Ve bence karakter de iyi bir karakterdi. Hoşuma gitti yani. Öyle bir villain izlemekten haz aldım. Adamı gördüğüm her sahnede o yaşasın biraz daha bu adamı izleyeceğiz diyordum yani ben. Evet yani şey olayı benim de hoşuma gitmedi değil açıkçası. Bir kere zaten bu sezonun kötü adamlarının işte motivasyonu böyle biraz sağcı gibi gözüken ki yani öyle çok politikte bir şey yok ama hani böyle eşcinsel düşmanı işte ne bileyim ben... Sağcı çiftlik... gibi gözüken değil abi, sap sağcı. Abi sağcı mı? Evet. Hani böyle politik geçmişi olan ve onların adamının işte bir şeyler yapıyor olması falan konusu da benim hoşuma gitti açıkçası. Evet, hep böyle evet. Organize suç değil de böyle devletteki yozlaşmış tiplerle falan baş ediyor olması keyifliydi. Ki ona çok tadında zaman verildiği için o kısımları izlemek gerçekten bence güzeldi yani. Benim en çok hoşuma giden
hikaye o oydu. Çünkü öbür türlü şeye baktığın zaman yaralım yaralım yap boz Jigsaw. Yaralım Jigsaw'a baktığın zaman çok uzatmışlar oraları. Ben doğru söylüyorsun. Yani bence de öbürü kesinlikle daha ilginçti. Özellikle sezonun sonuna doğru tekrar şeye çok fazla dönülmesi, işte Jigsaw'a ve psikiyatrist kadına çok fazla dönülmesi, biraz o şeyleri biraz sonraya bırakmalarına uyuz bile oldum ben. Daha çok görmek bile isterdim. Evet, evet. Yani, tadında dediğim aslında yani 8 bölüm olsaymış çok yerinde olacakmış yani. Güzel. Onun dışında aksiyon sahneleri konusunda ben de sana katılıyorum. Bence özellikle ben mesela tabancalı, tüfekli aksiyon sahnelerini muhteşem yaptıklarını düşünmüyorum. Böyle Michael Mann falan tarzı filmlerin, anladın mı? Böyle tabii, Heat falan gibi. Daha o kafalarda olsa biraz daha böyle gerçekçi bir adrenalin falan daha hoşuma giderdi. Bunda hep böyle yakın çekimde kimin nereye atış ettiğini görmeden bir şey göstermişler. Ama el ele dövüşleri gerçekten iyi yapıyorlar. İyi yapmışlar. Çok iyi. Bu yani hakikaten mesela Iron Fist falan fecaatti. Onlardan sonra bir Daredevil hakikaten bu işi çok çok iyi becerdi. Tabii. Ama bence bazı noktalarda Punisher bu sezon takır tukur almış. Özellikle hani Punisher'ı o şeye ya baskın yapıyor ya Billy'nin mekanına. Orada aşağıda bir adamları dövüyor ya, orası o kadar iyi ki. İlk bölümdeki tuvaletteki dövüş sahnesini de ben çok harikaydı. Sevdim. Hatta orayla ilgili süper feminist bir söylem yapacağım arkadaşlar. Orada hatırlarsanız kadınlar tuvaletinde iki kadın bir tane adamı dövüyor ilk bölümde. Kadınları öyle bir güzel dövüyor ki Allah'ım. dur ne demek istediğimi anlatayım. Şunu demek istiyorum abicim. Bu çok bak o hakikaten süper feminist bir an. Neden? Çünkü şöyle. Hakikaten açın bakın. Mesela eskiye gidin, tamam mı? 1990'lara falan gidin. Kadın dövüşü olduğu zaman, mesela kadın kadına dövüşü olduğu zaman saç aynen baş başa. Bir adam kadını döveceği zaman, yani villain kadın diyelim gene, öyle şey oluyordu. Hep şöyle olur bak. Kadın gelir, işte bir iki bir hareket yapar falan. Yalnız ben kadınlara vurmayı sevmiyorum. Bak kadın dikkat et falan, sonra gene saçından tutar. Evet, böyle hani atıyorum suratının ortasında yumruğu çakmaz da hani böyle tokat atar falan. Bunda hiç öyle bir şey yok. Bam! Millet kendinden geçiyor. Evet. Havada tekmeler uçuşuyor. Hani hiç öyle ay kadınmış aman işte neresine vurduğuma dikkat edeyim veya hani kalıcı iz bırakmayayım öyle ölümcül vurmayayım falan yok. Çatır çatır dövmüş. İşte kadın erkek eşitliği. İşte böyle olmalı. Aynen. Aşk olsun. Hak veriyorum. Bu yüzden. Muhteşem. Muhteşem konuşsun. Yani onun dışında şiddet tabii ki kötü bir şey yani. Ama hani zaten biz bu diziyi şiddetin hicvi için izlemiyor muyuz? Özellikle hani şey New York'a gelene ne kadar olan şeydi bence harika bir sahneydi. Ya ben dizide bu sezon en keyif aldığım an o polis istasyonu kuşatması ve oranın savunmasıydı. Çok keyif aldım evet, oralardan. Evet, hani evet. Ormanın içine gidip böyle işte alçısına silah dayayıp tıkı tık adam gidiyor arkasından öbürünün dolaşıyor falan. Ya orada hakikaten Punisher'ın taktiksel olarak ne kadar başarılı olduğunu ve korku saçarak milleti nasıl tık 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 indirdiğini görüyorsun. Benim çok hoşuma gitti orası. Bir de zaten en başta tak diye vurup molotof adam iki adamı yakıyor ya böyle. Doğru. Sonra onların böyle yanmış cesetlerini görüyoruz falan. Yani hem böyle şiddet dozajı hem de işte Punisher'ın taktiksel olarak ne kadar başarılı olduğu, oradaki polis istasyonundaki polislerle kurduğu bond. Evet, onlar iyi karakterler. Çok 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 hoşuma gitti. Orası yani öyle de harika bir an yaşadık. Ondan sonra New York'a gidince ne yazık ki benim için o dizinin o yüksek girişi düşmeye başladı. Okey, şimdi arkadaşlar. Biliyoruz Punisher çok güzel dizi, aferin. Biliyoruz Joe Bernthal muhteşem. Punisher zaten hepimizin özel bir karakter. Şu bu, şu bu, şu bu, şu bu. Biz de bunları seviyoruz. Evet. Fakat eğri oturup doğru konuşma vakti geldi. Bu ikinci sezonun bazı problemleri var. Ve bence öyle ama neyse canım denecek problemler de değil. Şimdi bunlardan bir tanesi özellikle sonlara doğru yığılmaya başlayan senaryodaki karakterlerin aptalca kararları gibi şeyler. Bir tanesi mesela bak bunu sana da söylememiştim, sana da sürpriz olacak. Hani şey Madani ile psikiyatrist kadın dövüşüyor ya. Evet. Madani. Madani neyse. Şimdi Madani geliyor orada. Kadın işte biraz hani şey yapıyor. Ben diyor hani senden ya şüphelendiğini belli ediyor falan. Kadın da psikiyatrist kadın da kafaları yiyor. Yani korkmaya başlıyor. Abi orada o kadın yerinde olup da Madani'yi öldürmek için saldıracak kadar şey bir tepki vermek kadar aptalca bir davranış var mı? Senin hakkında bir kanıt yok. Sen psikiyatristsin, şusun, busun ya. Bu insanlarla hani bir iletişimin bir statüsü zaten buldu ama o defteri bulup bulmadığını bilmiyor. Defteri bulup bulmadığını bilmiyor o an. Aynen. Yani bütün hayatını çöpe atıyorsun Madani'ye saldırarak.
Ayrıca Billy'ye bir faydan da yok böyle davranarak. Hani atıyorum Billy içerki odada olur. Madani tam kapıyı açacak olur. Hani aşkı uğruna atlar falan. Öyle bir şey de yok. O anda sırf aksiyon olsun diye, sırf kadın aşağı uçsun diye şeyden falan saldırtmışlar kadını. Hiçbir anlamı yok. Ha, bana diyebilirsin ki bu kadın dengesiz, bu kadın psikolojik bilmem ne bir sürü problemi var. İşte böyle bir abuk subuk kafalar yaşıyor. Abi onu sen bana bilgi olarak vermişsin de ben his olarak öyle bir şey almadım. Öyle bir tırmanış görmedim karakterde. Bir de kadın hep böyle planlı programlı gitti şu ana evet. kadar. Hep cautious'tı yani ne olacağı, kendi ipin ucu kendine dokunmamacasına hareket eden bu kadının böyle hıyar bir bu kadar duygusal. Aynen yani. Bir garip niye yani. Saldırıyorsun? Otur. Madani polis çağırsın. Seni tutuklasın. Ne yapacaksın? Hani mahkemede ne diyeceksin ki de hapse atacaklar seni? Ne geldi yani? Hiçbir anlamı yok. Hani Billy ile birlikte olduğuna dair hiçbir kanıt yok ki. Bir tek Madani niye kadını camdan aşağı hoşurt diye atıyor. Kış sırasında oluyor. Abi o çok bence hardcore atıyor ya orada. Tutup atıyor kadını aşağıya. Yani dedim abi. Dedim ki yani çüş. Bir de yani tamam güzel duygusal bağlamışlar. Bir yandan da hani o kadının da sonu böyle olacaktı. Falan. Falan. Ne bileyim. Ya böyle çok bir anda kötü adama dönüştürmeye zorladılar gibi geldi bana onu. Ya kadın zaten manyağın tekiydi onu anladı. Ama bu kadar yani insan rasyonel davranır ya. Yani sonuçta Billy ile kaçma planı falan yapmışsın. Niye saldırıyorsun abi o an? Bir polis bir ajan şeye neyse işte Homeland Security ajanına falan. Yani bir de pek bir şeyin de yok yani anladın mı? Dövüş tekniğin bilmem ne bilgin de yok. Kadın seni hacamat edeceği belli yani. Neyse bu bir. İkinci sinir olduğum senaryosal ve bir karakterin, ya karakter o kadar aptal değil, senaristler demek ki aptal dedirten şey. Punisher'ın, işte kız bizim kötü adamı yerini söylüyor, Punisher gidiyor. Okey. O sonra kız o dövüş esnasında bizim kötü adamın şeyine dönüşü veriyor işte. Rehinesine dönüşü veriyor. Ne salakça bir şey ya bu. Yani biraz daha uzakta bekleseymiş keşke kız. Niye belasını arıyor oralarda? Hani kız belasını arıyor falan gibi bir bahane var anladık. Hani Punisher'ı işte... önemsiyor, umursuyor, yalnız i̇şte bırakamıyor kendini gibi. Kendini kanıtlamaya çalışıyor bir yandan gereksiz. Ama bak, ergen bunları, çünkü 16 bunları yaşında. Bunları biz akıl ederek uyduruyoruz. Yani bunları vermemişsin sen. Yani bunları daha doğrusu bilgi olarak var belki orada bu kız böyle bir özelliği var dedirtiyorsun ama şey olarak duygu olarak gene tırmanmıyor. Ya şey olarak. Yapsalarmış çoktu ama işte, kız hakikaten gaza gelip gittiğinde herif bunu anlayıp rehine olarak alsaymış. O kadar uzatmasaymış. Daha basit ve daha araya mantıklı olurmuş. Araya bir aksiyon sahnesi evet. daha sokacağım diye böyle bir karar alınmış ama abi ne giriyor işte ki kaotik araya gözüküyor yani. Aksiyon ne giriyor ki? Bak şöyle düşün. Senin dediğin gibi olsa daha mantıklı. Kız gidecek. Adam onu yakalayacak. Frank'i arayacaklar. Frank gelecek. Rehine sahnesi. Yani gene dövüşsünler. Gene sen oraya dövüş ekleyebilirsin. Kızın önce araması sonra aptal aptal yakalanması çok kötü. Bir de şundan dolayı kötü arkadaşlar. Şuna dolayı rahatsız oluyorum. Bu benim için bir süper kahraman dizisidir. Tamam mı? Yani Punisher süper gücü yok. İşte milleti öldürüyor falan. Yani alışagelmiş konvansiyonel bir süper kahraman kesinlikle değil. Ama süper kahraman benim için. Çünkü kostümü var. Bir persona ve de bire karşı yüz olduğu zaman bile alıyor düşmanını. Öyle değil mi? Aynen öyle. Biz yani Arnold Schwarzenegger normal filmde bunu yapınca ne saçma diyoruz. Bunda ne saçma demememizin sebebi... Bunun hani, Marvel evreninde geçiyor olması ve süper kahraman yapması evet, altında okuyamamız bunu. Şimdi sen bu adamı süper kahraman yapmışsın ve süper gücü vermiyorsan eğer... Ki çizgi romanda şimdi söylediğim hata yapılmıyor elbette. Buna başka bir numara vermen lazım. O numarada ne? Normalde süper taktik zekası, acımasız olmak, soğukkanlı olmak bunlar. Acımasız soğukkanlı falan elbette var da. Ama işte hani o taktik zekası orada kız nasıl yakalanır ya? Salak mısın sen? Hani o herifin 20 tane 40 tane adamı olur... yanında koşturan, onlar bir oyun yapar filan da o da öyle de değil. Tek başına bunu beceriyor karşısındaki herif. O zaman Punisher'ın ne anlamı var? Ben odaya geçebileceğini anlamayıp dışarıdan sıkarak oraya gidiyor da bilmem ne yapıyor. Falan kızı yani, kapıyor adam yani. O kızın kapılması olayı ben çok rahatsız oldum ve çok aptalca buldum. Sırf hani aksiyon olsun, sırf şey olsun diye Punisher'ın bu özelliğini de çöpe atmışlar. Kız da lüzumsuz yere bir anda gerizekalıya dönüşüyor. Yani kız o kadar... Yani bir kötü bir tarafı yok ama bir anda aptal bir karakter. Ben bunlardan çok rahatsız oldum açıkçası ve senarist tembelliği gibi geldi bana biraz. Peki Billy ve Madani'nin ölmemesi? O da ucuz bir kaçınma olmuş. Yani evet o hani... ya bu artık 2018 senesinde biraz daha fazla artık Game of Thrones'ları falan izledikten sonra... Bir de dizi birilerini bitiyor öldür... ya. Evet evet dizi bitiyor yani öldür Madani'yi, öldür Billy'yi birlikte gerçekten... yan yana orada ölsünler. İnanılmaz dramatik bir son olacakken sürüm sürüm sürünen Billy izliyoruz saatlerce. Son bölüm, dizinin son bölümü bence sezonun en kötü bölümü olabilir. Yani aslında diyaloglar bilmem ne açısından güzel anlar güzel var. Güzel anlar kesinlikle ne olursa olsun çünkü final olduğu için güçlü anlar var hani biraz kendiliğinden. Ya özellikle ben işte yine Scott Pilgrim
ve kız arasında geçen diyalog çok hoşuma gitti. Scott Pilgrim mi? Ha, pardon, şey Pilgrim. Normal Pilgrim işte. Ne Pilgrim? Johnny Pilgrim. Pilgrim bu arada çizgi romandaki karakterin adı. Burada da Pilgrim diye geçiyor muydu? Pilgrim diye geçiyor tabii. Okay, Pilgrim diyorlar. Yani en azından Pilgrim diye alt yazılı izledim. Ha, ben alt İngilizce alt yazıda adam konuşunca Pilgrim yazıyordu tamam. Yani. Okey, olabilir. Bunu ben kaçırmışım. Hep öyle dikkat ettim yani. John adamın adı. Okey. İşte onunla kızın arasındaki muhabbetler, Punisher'la olan böyle erkeklik müessesesi konusundaki çekişmeleri, dövüşleri falan çok hoştu. Ama bir yandan da şunu izliyorsun. Öbürü kan kaybederken doktora uğruyor. Oradan çöplüğe gidiyor. Oradan gidiyor, yerde biraz daha oturuyor. Bu adam nasıl ölmüyor birincisi? 3 kurşun içinde. Ay oğlum, bu arada yani masalara yatıyor, kalkıyor masalara. Yani imkansız ölmemesi. Bak, tek beğendiğim şey o üç kağıtçı doktor olmuş oldu. Yani o çok böyle insan bir karakter gibi geldi bana, anladın mı? Normalde böyle film olur. Film icabı o karakter satmaz hani masada yatan herifi. Ama orada milyon dolarlık nakit para var. Bu bayılmış. Hani o doktorun o parayı alıp gitmiş olması, herifi çöpe atmış olması. Önce çöpe atmış yani. Çok gerçekçi geldi bana. Biri milyoner oldu, o da o adam. Bir de hayırlı, hayırlı olsun adam. Yani ben şey tercihini beğenmekle beraber aslında bak. Hani değişik bir final yapalım. Yani böyle atıyorum, Billy ile Punisher'ı işte boğaz boğaza bitirmek yerine Billy verdiği bu boktan kararlar yüzünden sersefil bir şekilde siktirsin gitsin ölsün finalini tercih etmişler. Aslında benim hoşuma gitmedi değil bir öykü anlatımı olarak. Ama abi finali ne olursa olsun 13 bölümlük bir ikinci sezon Punisher dizisi finalini zayıf kılmasına sebep olmuş. Onun yerine bir şey de koymamışlar çünkü. Ben hani onu görünce şey bekledim örneğin. Tamam, Billy ile bir dövüş izlemedik. O zaman dedim ki herhalde yaşlıların peşine düşünce orada malikanede orada o malikanede onların 40 tane 50 tane adamı olacak. Tak 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 hepsini öldürecek bilmem ne filan falan. Öyle bir şey de olmadı. Onların pıt pıt danak diye evine girdi falan. Ya çünkü bak, sezonun başında işte o polis sahnesini veriyorsun. Barda çılgın dövüş sahneleri veriyorsun. İnanılmaz aksiyon sahneleri var. Yine bir soygun sahnesi var. Şehirde arabalara taklalar attırmışsın sen. Doğru. Ondan sonra cima bir yerleri havaya uçurmuşsun. Warehouse sahnesi var. Yani bekliyorsun ki sonunda üf neler neler olacak bir diye. Bir zahmet bu Punisher ya. Ve yani neler olmuyor. Onun yerine sohbet muhabbet. Yani şey de beni tatmin etmedi çok. İşte bu ailenin ölümü ve adamı kendi vurması falan. Kim? İşte bu zengin ailenin vefat sahnesi. Ha. Okey. Ya evet, en yani. En azından biraz daha orada işkenceci Punisher görseydik. Aynen. Adamı baltayla öldürseler. Ya bak mesela şöyle, ben mesela şeyi sevdim gerçekten, işte böyle politik bir yani devletle bir alakası olan tiplerin kötü adam olması sevdim. Ama onu da çok yüzeysel bırakmamışlar mı Can ya? Bunlar biraz daha böyle hani işlenebilir. Yani yine bak çok az istemişler. Bak yani. Mesela şey sahnesi vardı ya. Mahoney, zenci polisimiz. Bizimkini ambulansa koyuyor. Kaçıyorlar. Gidiyorlar. Sonra o Pilgrim geliyor da bunları yoldan çıkartıyor. Ben orada Pilgrim'in arabası gelince dedim ki kendi kendime, kesin polis geldi bu sefer. Yani ve Mahoney de böyle Punisher'ın tarafına geçecek. Hani poliste de yozlaşmışlık göreceğiz. Bir sürü polis memuru da o sağcı heriflerin cebinde olacak filan. Öyle olmadı. Pilgrim tek başına geldi. Polis herifi de yoldan çıkardı. Punisher'ı da hani alt etmiş oldu. Yani ben olsam daha böyle hani o mesela Pilgrim tek başına bu kadar kötü adam olması yerine bir sürü adamı var. Gücü buymuş gibi yapmaya çalışırım. Ama onun gücü yerine, yozlaşma gibi yapmaya çalışıyorum. İşte bu 12 saat geçirdiğimiz dizinin 7 saatini şuna harcıyoruz. Yaralarına dokununca haz alıyor musun? İşte senle nasıl sevgili olalım? Şöyle sevgili olalım. Sana küçükken ne oldu? Bana küçükken ne oldu? Yani benim o kadın hiç ilgimi çeken bir karakter olmadı. Kadın benim de başta üstüne ilgimi çekiyordu, sonradan bir numarası çıkmadı kadının. Ya evet ya, böyle ayrı bir manyaklığı, psikopatlığı da yok. Anladın ben şey mı falan bekledim. Bak, bendeki çocuksu düşüncelere bak. Kadın böyle devletin gizli bir kolunun ajanı çıkacak. Böyle Billy Russo gibi hani işte dövüş bilmem ne ajanlık konularında özel bir yere gelmiş insanları alıp hani Weapon X'e çeviriyorlar. Aynen. Bir şey çeviriyorlar. Aynen. Kadın da onun psikolog ayağı falan gibi bir şeyler çıkmasın bekledim ben. Kadın manyak çıktı onun yerine. Yok, pencereden düşmüş falan. Yani böyle Aşkı Memnu draması gibi abi, kadının draması birazcık ve bana böyle yani benim hiç ilgimi çekmedi. Aynen, o çok daha ilginç şeyler eninde var. Eninde sonunda çocuktan yani hoşlanmış oldu kız. Bir numarası olmamış oldu yani. Ben anladın mı?
Ya bir de onu işte düzeltebileceğini şey yaptı da yani abi, bunu bir saatte de anlatabilirdin işte, sen. 7 saatte anlatmayı tercih etmişsin. Can ne biliyor musun? Dizide bence birbirinden güzel, birbirinden çalışabilecek ya da birbirinden uygun öğe var. Ama birbirine çok iyi yapıştıramamışlar bence işte. Yani politikacılar biraz öyle, kadın biraz öyle, psikiyatrist kadın. Mesela çocuk şeyden hiç bahsetmedik bak, genç kızdan, Amy'den, Rachel mi, Amy neydi adı? Bir de dizinin ilk kız, ilk yarısında da onu izliyorduk. Bayağı izliyorduk. Billy Russo ve Manitas'ı yaşında. Kesin Joe Bernthal'den sonra aslında en çok ikinci rolü gibi. Mesela o kızın da birçok hareketinin motivasyonu bence hiç ikna edici değil. Ya ben onu yiyorum çünkü kız 16 yaşında bir ergen gerizekalı yani. Ama abi ne bileyim ya, başta senin hayatını kurtarmış Punisher, hala ben kaçacağım ben kaçacağım yapıyorsun. Yani Punisher'da niye kaçırtmıyor falan, bir garip ya. Mesela bak şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Şöyle bir laf vardı dizide. Madani diyor ki şey Punisher'a. Ana diyor, sen kızı yem olarak kullanmışsın diyor. Şimdi bunu hatırlamadım bile. Evet evet, hatırladım. Şimdi ben bunu deyince bir anda o ilk 3 bölümde benim hoşuma gitmeyen öykü akışı ile ilgili bir şey kafamda tık etti ve bir anda hoşuma gitti. Çünkü bir anda Punisher karakterimizin aslında ne kadar iyi niyetli falan bilmem ne olmasına rağmen bir zaafı olduğunu. Yani birileriyle aksiyon bir... Aksiyon arıyor herif yani. Aksiyon belki, hatta o da dizide geçen bir laf. Hani diziden alıyorum onu. Biraz da dizinin bak başarısı var demek ki. Kontrol manyağı biraz da demek ki, anladın mı? Hani illa o bu olayı kontrol edip yargılayacak ve son noktaya koyacak. Başkasına bırakmıyor falan gibi bir manyaklığı var. Ve bu manyaklık güzel bir şey çünkü bizim başrol karakterimizin her öykü anlatımında olduğu gibi bir negatif özelliği olması lazım ki üstesinden gelsin falan. Ama bunlar yani üzerine zorlarsan çıkıyor işte böyle. Yani herkesin böyle düşündüğünü ya da herkesin bunu aldığından i̇şte çok belli mesela. İşte bunun altını çiziyorlar ama işte. Altını çizdiler onu ya. Bence o kadar çizemediler be abi. Çizdiler mi sence o kadar? Biz arıyoruz diye buluyoruz bence bunları. Ama yani bunu söylemişler canım. Daha ne yapsın adam? Abi şey yok ya. Kızı yem olarak bak, kullandığını böyle bir daha bir de şey mi görmek istiyordun? Frank'in bir köşede. Abi şakayla karışık evet biraz onu görmek istiyorum. Yani bu kadar cheesy görmek istemiyorum ama. Tabii yani. Hani böyle şeyi görmek istiyorum mesela. Frank'in bir anlık bir seçim yapabilecek durumda olmasını. Seçimler şu iki seçenek var. Ya kızın hayatını kurtaracaksın ya da kızın hayatını riske atmaya devam ederek düşmanlığını alt edeceksin. Ve ikincisini seçtiğini, böyle hani bunu biraz kafalar yaşadığını falan ben hissedemedim açıkçası. O kadın o repliği söylemese hiç hissetmeyecektim ki. Bunu da oyuncuyu verememiş diye oyuncuya suç atmıyorum. Senaryo öyle bir yere taşımıyor işte demek istiyorum ben yani. Anladım. Bir tane replikle o olayı kotarmaya çalışmış gibi geliyor, gibi hissediyorum ben. Yok ya, ben orada birazcık daha şeyim. Bana okey geldi yani. Abi etti. Bir de bir söyleyeceğim bak. En başında dizinin Punisher zaten alışık olduğumuz Punisher değil. Ya yani bunu kötülemek için söylemiyorum. Olabilir. Biraz emekli olmuş gibi. Biraz neşeli. Kadınla falan gidip yatmayı birlikte sevgili onun sahneyi de unutmayayım o bölümü. Kabul ediyor filan. Çizgi romanlardaki Punisher asla böyle bir şey yapmaz. Çizgi romanlardaki Punisher, yani ben hiç okumadım öyle bir şey, öyle bir versiyon. Hiç böyle ben artık emekli oluyorum, ben artık bırakıyorum, ben artık bara gidip gülümsüyorum. Asla gülümsemez Punisher. Ha, çizgi romandaki gibi illa olacak demiyorum. Zaten derdim o değil ama hani şunu demek istiyorum. Bu sezon başladığında Punisher böyle biraz bazı şeyleri aşmış gibiydi. Anladın mı? İşte o yüzden... Ama o işte aradaki evreyi de ilk sezonda almadık. İlk sezonda da daha yeni Punisher oluyor gibiydi, bitti yani. Dizi. İlkinde hatırlarsa ilk sezonda Punisher'la bırakıyorum diye başlıyordu zaten. Evet. Biz Punisher'ın Punisher'lık yaptığını bir tek Daredevil'da gördük. Yani daha doğrusu Punisher'ın çizgi romandaki gibi Punisher'lık yaptığını bir tek Daredevil dizisinde gördük aslında. Yani bir türlü adam gibi biz bunu işte mafyanın peşine düşmüş. Ya dur ben sana kafasını patlatıyor. Bir dakika işte beni öldürme falan, kimseye acımıyor. Ve ondan sonra ama bölümün sonlarına doğru bunu yerini keşfediyorlar. Birisine acıdığı için keşfediyorlar. O yüzden delik deşik oluyor ama delik deşik olmasına rağmen gene gidip de herifi işte burnunu ısırarak öldürüyor falan gibi bir şey. Yok, onun yerine yani bu kadar böyle olmak zorunda falan tabii ki değil yani de. Ama işte şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bu zaten bizim çizgi romanlık Punisher değil. Bu biraz hafiflemiş bir Punisher. Rahatlamış bir Punisher. Biraz aşmış bazı şeyleri. Anladın mı? O kızla falan sevgili olması başlar. One Night Stand bile olsa. Hiç Punisher, hiç klasik Punisher'lık hareketler değil mesela. Doğru. Kız ne güzeldi ama. Güzeldi. Ben onu şeye benzetip durdum. Braveheart'taki Mel Gibson'ın ölen sevgilisini oynayan oyuncu kadına benzetip durdum ama aralarında 30 yaş falan olduğunu fark ettim sonra. Bu da bir yerlerde oynuyordu ama bilindik bir tip kız. Baktım ben nerede oynadığını, merak ettim. Bu onunla bir alakası var mı diye de bildiğimiz bir yerde oynuyordu aynen. Sonra Person of Interest'te oynayan bir adama da küçük bir homaj var. Barda Pilgrim'i dövüyorlar.
Tombiş adam işte oradaki. Ha orada oynuyordu doğru. Ben de onun nereden gözümü sıra diyorum. Böyle oradaki korap oradaki gibi, polisti. Polis evet, polisti. Evet, doğru. Korap polisti oradaki. Ben de çok net hatırladım adamı yani. Bak şey de biraz ucuz değil miydi? Bu arada yani işte tamam bunu bu yani biliyorum arkadaşlar. Yani çok güzel paylaşım. Anladık. Kötü değil aslında. Ya bu çok sevdiğimiz için böyle şeyler çok gözümüze battı evet. Bir sezon. Bir de şu da var. Şunu da itiraf edelim. Bu mesela Netflix'in ilk Marvel Netflix dizisi falan olsaydı çok daha farklı bir noktadan değerlendirecektim ben. O kesin. Ama sen bana Daredevil'daki o güzel dövüş sahnelerini izletmişsin. Bir sürü yani düzgün ve iyi oyuncu ve iyi karakter ve iyi senaryo örneği sunmuşsun. Zaman zaman Daredevil'ın da bazı noktalarını gömdük. Ne bileyim ben Jessica Jones'un iyi yerleri vardı, dandik yerleri vardı. Girmiyorum Luke Cage, Iron Fist'e falan. Boşver. Ama hani güzel şeyler önümüze koymuşsun. O yüzden beklentimiz de yüksek tabii ki. Yani bu ilk Punisher, evet. İlk sezonun ilk dizisi olsaydı. Aa ne güzel ne güzel Punisher yapmışlar. Joe Bernthal de süper. Aksiyonlar da iyi. Oo Jigsaw'u da yapmışlar. Aa ne güzel falan deyip geçecektik. Ama yani sen bize bir koca evren yarattın. Evet artık çok böyle tükettiğimiz için ve bunun da kendine has bir evreni olduğu için başka bir gözle bakıyoruz. Yoksa ama overall'da ben 10 üzerinden 7.5-8 veririm bu diziye. Yo normalde ben de öyle verirdim ama işte fan boyluğum beklentilerim yüzünden daha düşük görüyorum. Son bir nokta daha yapacağım bak. Abi dizi şeyin bitiyor. Yani belki bu dizi çekilirken belli değildi biteceği ama ne bileyim yani. Ya insan bir ayarlar bir Daredevil falan çıkar ya artık ya. Evet. Bir bölüm Karen Page'i getiriyorsun. Evet evet yani orada Matt Murdock diye isim geçince zannettim ki son bölümde mis gibi Daredevil da olacak. Şeye de gerek yok ya dövüşmesin gelsin Charlie Cox haliyle buna avukatlık yapacağım desin. Evet evet. Sonra yani. Frank gene kaçsın falan olur. Bir de gördük daha önce Daredevil'da tanıdık zaten Punisher'ı. Evet biraz, niye biraz bunu yap ya bunu bir yapmadınız ya eşekler siz ya bu konuda bütün Hayır. Hollywood'a bütün Netflix'e herkese çok kızgınım çok küsüm. Şunu tadı bize bir çıkartmadınız ya. Bir gün gelecek adama 10 bin dolar sıkıştıracaksın cebine. Abi sakallık bilmem ne diyeceksin. Gel abi 2 dakika görmeme taklidi yap şurada diyeceksin. Evet yani ya. Şu tadı bir vermediniz abi. Her şeyin gözünü para bürümüş millet. Evet arkadaşlar. Siz olun gözünüzü para bürümesin. Aynen. Siz ne düşünüyorsunuz? Punisher'ın 2. sezonunu nasıl buldunuz? Genel olarak Netflix Marvel dizileri veda ediyor. Bir de Jessica Jones'un son bir sezonu gelecek galiba. Başka da yok. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Herhalde bitecek. Bu süreç hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağı düşüncelerini paylaşırsanız biz de okuruz. Belki okuduğumuzu belli bile ederiz.